Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Anlamlı bir toplantı. Antalya'mızda farklı sektörlerden başarılı kadınlarımızın temsilcilerinin burada olması önemli. Cumhurbaşkanımız da kadınlara çok önem veriyor. Dışişleri Bakanlığımızda da artan kadın personelimizin, diplomasimizin başarısında çok büyük rolü var. Tüm kadın diplomatlarımızda, büyükelçilerimizde biz de gurur duyuyoruz ve dünyada ön sıralardayız kadın diplomat sayısı bakımından. 2002 yılında 14 tane kadın büyükelçimiz vardı. Şu anda 79, yani 80 büyükelçi olmuş durumda. Ve 37 büyükelçimiz Afrika'dan Avrupa'ya kadar birçok kıtada şu anda yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Ankara'da genel müdürlerimiz var. Bunların %43'ü kadın. Bence %50'yi geçmesi lazım. Çünkü kadın arkadaşlarımızdan daha fazla verim aldığımızı söylemek isterim. Dolayısıyla kadın konusunda uluslararası platformda da çok öncü bir ülkeyiz. Mesela en zenginlerin kulübü var, G20 biliyorsunuz. G20'nin üyesiyiz ve 2015 yılında Antalya'da G20 zirvesini ev sahipliği yaptık. 2015 yılında G20'ye dönem başkanlığı yaptık daha doğrusu. O nedenle zirve Antalya'da oldu ve gelmiş geçmiş en başarılı zirve oldu. Ve o güne kadar G20 içinde W20, yani Woman 20, Kadın 20 yoktu. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın girişimleri sayesinde artık G20'nin içinde Kadın 20, W20 de var. Birçok uluslararası alanda yine girişimlerimiz var kadınlarla ilgili. Yine BM'de COVID-19 salgının kadınlar üzerindeki etkisiyle ilgili karar tasarısının eş sunucularından bir tanesi olduk. BM'de oluşturulan kadın ve kızlara yönelik şiddetin önlenmesi dostlar grubunun kurucu üyesiyiz. Antalya'mızın tabii güzel özellikleri var. Antalya'da uzlaşı kültürü var. Antalya siyasetine de yansıyor. Elbette Antalyalılar olarak bu özelliğimizi diplomasiye de yansıtıyoruz, uzlaşı kültürümüzü. 21 yıldır siyaset yapıyoruz. Tuğba Hanım da biliyorsunuz geçen dönemde başka bir partiden seçilmişti. Kendisi dahil, o dönem dahil, tüm milletvekilleriyle, siyasi partilerin buradaki yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla her zaman uyum içinde olduk, uzlaşı içinde olduk. Antalya kültürü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de örnek gösterilir, Antalyalıların dayanışması. Ve inşallah diplomasimizde de bunu daha fazla yansıtacağız. Bu uzlaşı kültürümüzün faydasını diplomasimizde görüyoruz. Yani şahsen ben karakter olarak da tabii öyle de yetiştim, ailem de öyle yetiştirdi. Ama uzlaşının en kritik zamanlarda, en zor meselelerde bile uzlaşı kültürünün faydasını gördük. Çünkü hayatta hiçbir zaman her şey sizin istediğiniz gibi olmaz. Ha, çıkarsınız, askeri gücünüzü kullanırsınız, sert gücünüzü kullanırsınız. Yeri geldiği zaman bunu da yapıyoruz. Ama diplomasiyle, müzakereyle yapılan anlaşmalara da baktığınız zaman her zaman orta yol bulunmuştur. Biz her zaman orta yol artı bir Türkiye'yi de, Türkiye'nin çıkarı konusunu da her zaman garanti altına alıyoruz. Çünkü Türk diplomasisi gerçekten dünyada bir marka haline geldi. Bakın şu savaşta Türkiye'den başka, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan başka, çaba sarf eden başka bir ülke ve lider yok. Biz olmasaydık Taal Anlaşması diye bir anlaşma olmazdı. Bu Taal Anlaşması'yla saygıdeğer hanımefendiler, biz dünyadaki en zengin ülkesinden en fakir ülkesine, en zengin hanesinden en fakir hanesine istisnasız dünyadaki her bir eve katkı sağlıyoruz. İşte bunlar Türkiye'nin diplomaside de genel anlamda da itibarını, saygınlığını yükselten adamlar. Birçok örnek verebiliriz ama sanırım daha fazla sorular da gelecek. Çok teşekkür ederiz sorunuz için. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Antalya'mızın ve Türkiye'mizin gururusunuz. Sizi çok seviyorum. Ben resmi gazeteden sonra Türkiye'de ilk resmi maliye gazetesini kuran ilk ve tek kadınım. Arkamdan gelen olmadı bir daha. Sağlık problemlerim nedeniyle bir ara vermek zorunda kaldım. Eski bir zabıta müdürüyüm aynı zamanda. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Benim
Bakanım, isteğim şu, yani ne kadar yardımcı olabilirsiniz ya da dile getirirsiniz bilemiyorum. Gelen Rus göçlerden dolayı Antalya'da kira artışları, Antalya'nın resmen kanayan yarası oldu. Ben buna bir el atılmasını istiyorum. Çünkü bir vatandaş, yani çok yakın çevremden biliyorum, asgari ücreti 8500 lira alırken 12 ile 15 bin lira arasında kira ödemek zorunda kalan çok yakınım var. 3 yıldır artışlardan dolayı evlenemeyen bir arkadaşımın kızı var. Gerçekten aileleri çok zorlar bir hale geldi. Haklısınız. Haklısınız, çok haklısınız. Yani kiralara artık dur denmesi gerektiğini düşünüyorum. Haklısınız. Sizi seviyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Geçen gün TV100'dü galiba. Candaş Tolga Işık'ın programına katıldım. İlk soru. Sağdasınız, Antalyalıların şikayeti ne? Yüksek kira dedim. Doğruya doğru. Çok yüksek. Önce Ukrayna ve Rusya'dan gelenler, sonra depremden dolayı şehrimize gelenler ve fırsatçılar. Kanun ortada ama sıkı denetim lazım. Kanun da din de düzenlenmesi lazım. Başka türlü olmaz bu iş. Diğer taraftan Antalya'nın tabii kalitesi artıyor, otel fiyatları artıyor. Kişi başına elde ettiğimiz gelir 1000 dolar seviyesine 500 dolarlardan çıktı. O ayrı ama suistimal çok. Bu konuda kanunları biraz daha katılaştırmak lazım. Almanya'daki, burada bir kardeşimiz Almanya'dan geldi. Almanya'daki ve Amerika'daki kira artışıyla ilgili kanunları getirmek lazım. Bunlar da demokratik ülkeler ama kısıtlayıcı kanunlar var neticede. Çünkü barınma en temel ihtiyaç. En temel ihtiyaç. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanımız da zaten sinyalini verdi. Şu 14 Mayıs bir geçsin. Meclis bir başlasın, yemin etsin. Böyle bir düzenleme yapılacak. Yapılması lazım. Doğum maaşı. Efendim? Bir kadın zirvesi olması sebebiyle buradayım. Yıllardır da kadın hareketinin içerisindeyim. Öncelikle sizin şahsi olarak tanıyorum yakından. Siz de beni tanıyorsunuz. Farklı ideolojilerdeniz ama bu kentte yaşıyoruz. Bu memleket bizim. Bugüne kadar pek çok görev yapmış biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde buraya geldim. Neden? Merak ediyorum. Söyleyeceklerinizi dinlemek istiyorum ve soru sormak üzere geldim. Kadın hareketinin de büyük bir beklentisi İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönülmesi hususu. Bu konuda iktidarınızın görüşünü biliyoruz ama ben sizin şahsi görüşünüzü aslında merak etmek istiyorum. Ve bir diğer önemli konu, yerel yönetimlerde görev aldım. Antalya'da ve Türkiye'nin de ciddi bir sorunu olduğunu biliyorum bu konuda. Biraz önce yanımdaki arkadaşımla da bunu konuştuk. Kadınların iş hayatına atılması için toplumsal rollerde yanlış bir dağılım var. Çocuk bakımı, engelli bakımı, yaşlı bakımı, her şey kadınlara bırakılıyor. O yüzden hem yerel yönetimlerin hem merkezi idarenin, başta kreşler, engelli bakım evleri ve huzur evleri niteliğindeki kurumların kapasitelerinin daha artırılması gerekiyor. Ve belediyelerin, bakın partisini hiç söylemiyorum, her biri yapmıyor. Ama bu kanunla verilmiş görev yapılmıyor. Buna karşın valilerimiz arada çağrıda bulunuyor belediyelere ama bir yaptırım yok. Lütfen bu konularda da duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Bir adım atarsanız tüm ülkemiz için, tüm kadınlarımız için önemli olacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum ve dediğim gibi ben buraya siyasi kimliğimle gelmedim. Songül Başkayı olarak geldim. Teşekkür ediyorum. Ben siyasi kimliğinize geldiniz demedim. Ama hepimizin birbirimize saygı göstermesi gerekiyor. Neticede bu saygı mevkiye, makama, ondan sonra kişisel görüşümüze, ideolojimize değil, insanların ve siyasi partilerimizin birbirimize saygı duyacaksak, ismine de saygı duymak lazım. Her parti kendi ismini belirler. Efendim şimdi, yani kadının bugün Türkiye'deki rolünü çok küçümsemeyelim. Bir kere kendimize güvenelim. Yani kadın bugün erkeğin lütfuna ihtiyaç yok Türkiye'de. Gerçekten öyle. Yasal olarak da yok. Aynı şekilde ekonomide
siyasi partilerde, siyasette, yerel yönetimlerde siz de çok başarılı bir şekilde yapmıştınız o zaman. Yerel yönetim, bölgesel yönetimdeydiniz. O zaman da çok sık görüşürdük. Mesleklere baktığımız zaman da, yani kadından biraz önce büyükelçi, yani en eğitimli olan yerde çok az büyük kadın büyükelçimiz vardı. Şimdi benim torpilime ihtiyacı yok gerçekten kadın büyükelçilerimizin genel müdür olurken veya büyükelçi olurken. Onlara ben pozitif ayrımcılık yapmıyorum. Yani kadının konumu kendi çabalarıyla özellikle daha da yükseliyor. Şimdi evde bakımda kadın erkek diye ayrım yok ki. Eskiden evde bakım diye bir konu yoktu tabii. Şimdi evde bakım var. Yani evde dedesine, babasına, annesine kim bakarsa devlet ona maaş bağlıyor. O evde kim bakmak isterse öyle. Ayrım yok. Engelli çocuğuna kim bakıyorsa, birinci derecede yakını yoksa, ikinci derecede yakınlardan kim bakıyorsa devlet ona maaş veriyor. Eskiden bu engelli çocukların ya da yaşlıların böyle bir garantisi yoktu. Ortada kalıyorlardı devletin uygulaması ama kadın erkek ayrımı yok. İstanbul Sözleşmesi'ne gelelim efendim. İstanbul Sözleşmesi doğru. Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanlığını 6 aylık başkanlığını yürüttüğü dönemde imzalandı. İlk imzalayan Türkiye oldu. İlk onaylayan Türkiye oldu. Öncelikle şunu söylemek isterim. İstanbul Sözleşmesi'nden bağımsız olarak kadının şiddetten, kötü muameleden korunması ile ilgili bizim çıkardığımız kanunlar Avrupa ülkelerindeki kanunlardan çok daha katı. Kadının korunması için şiddetten herhangi bir uluslararası sözleşmeye ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlemeler geldi. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin kaç üyesi var? 47. İki ülke bu sözleşmeyi hiç imzalamadı. İstanbul Sözleşmesi'ni 2011'den biz ilk onayladık. İstanbul Sözleşmesi'nin şu anda yürürlükte olmadığı kaç tane AB üyesi var biliyor musunuz? Biliyor musunuz? 6. Üstüne koy İngiltere 7. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bahsediyoruz. Bize de laf ediyorlar. Ülke beyanı yapmadan imzalayıp onaylayan ülke sayısı 10, 9 şu anda. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmediği ülkeler kadın düşmanı mı? Kadınlara karşı mı? Hayır. Yani orada LGBT'lerle ilgili dayatmalar vardı ondan. O yüzden 6 Avrupa artı Birleşik Krallık'ta yürürlükte değil bu anlaşma. O yüzden diğer ülkeler rezerv koymuş. Bizim eksikliğimiz ne oldu? En başlangıçta böyle bir rezervi milletvekilleri, Adalet Bakanlığı, çünkü burada bu LGBT konusunda bazı dayatmalar var. Hukuken de öyle oluyor. Herkesin cinsel tercihi kendisine. Ama herkes kendi cinsel tercihlerini topluma dayatmaya başladığı zaman bu LGBT'de olduğu gibi o zaman sorunlar oluyor. O zaman bu rezervleri çekinceyi koymamamız. Şimdi soru şu. Bu ittifak halkımız karar verecek tabii 14 Mayıs'ta. Diyelim ki kazandı. Ola ki kazandı. Şimdi bu çekincelerle beraber mi, ülke beyanıyla beraber mi, yine kılçıksız o günkü bakanın söylediği gibi kılçıksız geçecek deyip bu dayatmalarla beraber mi olacak? Yani kadın haklarıyla, kadının korunmasıyla ilgili, çocukların korunmasıyla ilgili bizim bir sorunumuz yok. Olamazdı. Tam tersine kadınlar fazla korunuyor diye feryat edenler de var. Şu an salonda Antalya'nın birçok meslek grubuna dair başarılı kadınlarımız var. Bu tabloya baktığınız zaman bir Antalyalı olarak neler hissediyorsunuz? Yani biraz önce söylemeye çalıştığım gibi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da kadınlarımız her sektörde çok başarılı. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızın yine kadınlarla olan bir toplantısında Elmalı'dan bir hanıma katılmıştı. Ne kadar gurur duydum. Geçenlerde Kadir Gecesi'nde oradaydık.
Güzel şeyler de hazırlamışlar, bize getirmişler, sağ olsun elleri dert görmesin. O kadar gurur duydum ki. Yani kadının aslında toplumun her bireyinin kendisine olan güveni arttı, ülkesine olan güveni de arttı. Yani Türk dış politikasında Türkiye'nin ve Türk dünyasının kendisine güveninin artması öyle tesadüf falan değil. Önce kendimize güveneceğiz toplum olarak, kadın olarak, erkek olarak. Ondan sonra bu ülkeye yansıyacak. Ben şimdi Dışişleri Bakanı olarak dışarıda Türkiye'ye tepeden bakmaya çalışanlara karşı hakkımızı savunurken arkamda bu gücü hissediyorum. Böyle bir gücü hissetmesem elbette istediğim gibi dik duramam. Ben şahs, karakter olarak dik durmayı seven bir insanım. Cumhurbaşkanımız da öyle. Ama Antalya'da gerçekten turizmden tarımına kadar diğer mesleklerden de her alanda kadınlarımızın başarısı bizlere gerçekten samimi söylüyorum gurur veriyor. 20 yıldır siyasetin içindeyim. Bakanım 22 yıldır siyasettesiniz. AK Partiliyim. AK Parti'ye gönül veren ve hizmet veren bir insanım. Çizginizi hiç bozmadınız. Yani teşekkür ediyorum. Benim sorum sağlıkla başladık, sağlıkla ilgili olacak. Ben bir sağlık çalışanıyım. Hastane açtınız. Hastanelerde çok fazla istihdam var. Kadın çalışanımız çok çok fazla. Kadınlarımız genelde sağlıkta çalışıyor. Ama küçük çocuğu olanlar, okul öncesi eğitim ya da kreş çocuğunu gönderenlerde sıkıntı yaşıyoruz. Sağlık sektöründe, yani sağlık ortamı olarak bir kreş açabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bu yana, sahaya indiğimiz günden bu yana farklı meslek gruplarından, özellikle de sağlık çalışanlarından bu talebi aldık. Çok haklı bir talep. Çünkü sağlık çalışanları diğer anneler gibi, mesela anneler için söylüyoruz, diğer meslek grupları gibi izin alamıyor. Dolayısıyla haklı bir talep. İnşallah bunu ileteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey soracağım Sayın Bakanım. Neyle ilgili? Toplu iş sözleşmesi. Çünkü sağlık çalışanlarının içinde çok fazla işçi arkadaşlarımız var. Onunla ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Değişim konusunda şöyle. Yani mevki, makam, para, pul, bunlara tamah edip de değişen insanların sonunun çok kötü olduğunu gördüm ben. Yani geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz. Mevki, makam, koltuktan güç almak doğru değil. Bir de ne için değişeceksin? Ne için değiş? Hepimiz insanız. İnsanlar arasında sınıf ayrımı yok. Makam nedir? Ben ömür boyu Dışişleri Bakanı mı olacağım? Avrupa'da 47 ülkenin meclis başkanlığını yaptım. 2 sene yaptım. Geldi geçti. Ne olacak? Şimdi onunla böbürlenmenin ne anlamı var? Allah nasip etti. Hayırlı hizmetlere vesile olduysa ne güzel. Onun dışında mevkiler, makam, bağlılık, bunlar hepsi bana göre fani şeyler. Değişim içinde gerekçe olamaz, olmaması lazım. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın kooperatiflerinin öneminin ne kadar olduğunu, ne kadar önemli olduğunu arkadaşlarımız biliyor. Fakat Antalya'da en fazla kadın kooperatifi Antalya'da olmasına rağmen sizin aracılığınızla ya kaybolmaya yüz tutmuş ürünler ev eksenli, inanılmaz derecede çok fazla üretim var. Ben Engelli Kadın Girişimi Kooperatif Başkanıyım. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri Üst Birliği Başkanıyım. Ama bizim engelli annelerimizin evde ürettikleri ürünler ve o boş zamanlarında evde üretilen ürünleri pazarlayacak yerimizin olmadığını, Büyükşehir Belediyesi'nden randevu talep etmemize rağmen hiçbir zaman görüşemedik. Bu kadar biz Antalya gibi turizmin içinde... Kepez Belediyesi'nde denediniz mi Hakan Bey bu konuda? Hakan Bey sağ olsun evet yeterli ama bizim ürünlerimiz genellikle oraya gelmek istiyorum. Antalya bir turizm şehri olduğu için. Hani Antalya'da turistlerin uğrayabileceği, turların girip çıkabileceği bir AVM gibi bir yer kursak bu kadınlarımızın el emeği ürünlerini ve buradan ihracatı bile buradan başlatsak. Bu konuda inşallah bu boş vakitiniz olursa bu konuya da bir not alıp eğilmenizi rica ediyorum. Eğileceğinizden de eminim. Çünkü Türkiye'nin değil dünyanın gelişmesi kadınlara bağlı. Hele hele Türkiye'nin kooperatifçiliğe bu kadar önem verirken bir katkıda siz sağlarsanız inanın biz uçacağız. Çok büyük, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Büyük bir memnuniyetle İnşallah bir toplantı yapalım. Çok memnun oldum.
Şu seçimden sonra oturalım bir toplantı yapalım sizinle. Unutturmayın ama. Teşkilattan Kadın Kolları Başkanımız. Evet. Merhabalar Sayın Bakanım. Tuğba Sert ben. Uzman diş hekimiyim. Kendi kliniğim var Antalya'da 13 yıldır. Aynı zamanda Antalya Bilim Üniversitesi'nde akademisyenlik yapıyorum. Şimdi hem akademik anlamda hem de serbest piyasa anlamında diyeyim, bizim mesleki biraz sorunlarımız oluyor. Şimdi her adım başı diş klinikleri açıldı. Fakat diş kliniklerinin sahipleri genelde diş hekimi değil, farklı mesleklerde ve sağlıktan hiç anlamayan bireyler. Bunlar işte yanlarına yeni mezun diş hekimleri alıp turizm işine giriyorlar kendi tanımlarıyla. Çeşitli teşviklerden yararlanıyorlar. Fakat biz bu konuyla ilgili işte yeterli bilgilendirilmeye sahip değiliz. İşte odalar sadece çalışanlar, odada görevliler daha çok bilgi sahibi. Diğer hekimler aidat ödememize rağmen işte odalar bence yeterince çalışma yapmıyor. Bu kadar çok kliniğin açılması da dolayısıyla kaliteyi düşürüyor. İçinde doğru düzgün malzeme olmayıp işte çok şık klinikler var Antalya'da. Klinikler var. Hani biz yerli hastaya bakmıyoruz diyorlar. İkinci sorum da akademisyen ortamındayım şu anda. Özel üniversitelerde işte hekimlerin maaşları, diğer akademisyenlerin de öyle çok düşük. Çoğu akademisyen geçim sıkıntısı çekiyor. Onun için maaşlarla ilgili bir düzenleme olabilir mi? Hani devlet düzenleme yaptı ama özel üniversiteler açıkçası hiç fabrika mantığıyla çalışıyorlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Devletimiz tabii asgari ödenmesi gereken ücreti belirler. Devlet kendi kadrolarında çalışan memurlara, her seviyedeki memurlara maaş düzenlemesi yapar. Özel sektördeki üniversiteler, yani çok yüksek miktarda devletin ödediği maaştan kat ve kat fazlasını ödeyen üniversiteler de var. Anladığım kadarıyla Bilim Üniversitesi'nde bu biraz düşük. Doğru. Yani yüksek maaş ödeyen üniversiteler de var. Mesela Bilkent Ankara'da ortalamanın çok üstünde ödüyor. Diğer Ankara'daki üniversiteler de bildiklerim ortalamanın üstünde ödüyor. Sonuçta yani böyle bir devletin dayatması olmaz da ben Bilim Üniversitesi'ne mütevelli heyetine gerekli mesajı ileteceğim işin doğrusu. Gelelim diş kliniklerine. Şimdi hocam, biz sağlığa çok yatırım yapıyoruz. Biraz önce hastane temel attık. Manavgat Devlet Hastanesi'nin temelini atacağız. Şehir hastanemiz bitiyor. Yine Konyaaltı'nda, Hurma'da 150 ünitelik bir ağız ve diş sağlığı hastanesinin de temelini yakında atacağız. Alanya'da ikinci bir hastane, 200 yataklı, Alanya'nın batısına. Şimdi Aksu'da 300 yataklı hastane. Özel sektörün yatırımı var. Göz, diş. Şimdi özel sektöre baktığımız zaman her hastanenin sahibi doktor değil ki. Yani bunu kısıtlamak da mümkün değil. İnsanlar yatırım yapabilir. Devletin yapması gereken denetim nedir? Burada verdiği hizmet, özellikle sağlık hizmetinin iyi denetlenmesi gerekiyor. Standartların altında mı, üstünde mi? Standartlara uyuyor mu? Bu Türkiye'nin imajı bakımından da önemli, halkımızın sağlığı bakımından da önemli. Biz şimdi sağlıkta bu kadar yatırım yapıyoruz. Covid'den sonra herkes Türkiye'ye yönelmeye başladı. Sağlık turizminden bizim payımızı da arttırmamız lazım. Yani sağlık turizmi gelirlerinde. Geçen sene 4 milyar dolar Türkiye gelir elde etti sağlık turizminde. 4 milyar dolar. Bu eskisine göre iyi bir rakam ama bana göre daha %10'unda bile değiliz. Bu kadar yatırım yapıyorsunuz. Bunun bir karşılığı olmalı. Yani burada sahibinin diş hekimi olması şartını ben doğru bulmuyorum işin doğrusu. Ama çalıştırdığı diş hekimlerin
yaptığı hizmet kaliteli olması lazım. Riski var mı yok mu bunun denetlenmesi lazım. Aynı şekilde gelip de burada diş hekimi olmayan kişilere de tedavi olduklarını veya yanlış estetikte de böyle hatalar oluyor. O zaman bunun bir müeyyidesi var. Kapatma dahil. Onu yapmak lazım. Ama benim sizin söylediklerinizden anladığım, yani bunun denetiminin daha sıkı yapılması gerekiyor. Teşekkür ederim. Anç Ormanlar'da Stoltenberg'in dillendirdiği bir şey var ki Ukrayna'nın NATO üyesi olması. Biz ne zaman güçlü bir ülke olmaya kalksak, daha da güçlensek, böyle bir kozu kullanacaklar gibi geliyor bana. Eğer bu gündeme gelirse ve biz bir denge politikası güdemezsek eğer, bir alternatifimiz var mıdır, bir seçim yapmak durumunda kalırsak nasıl bir seçim yaparız? Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2008 yılında Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda bir karar alındı. Ama daha sonra özellikle Rusya'yı kışkırtmayalım anlayışıyla Batı Avrupa ülkeleri bunların üyeliğine karşı çıktı. O yüzden üyelik gerçekleşmedi. Şu anda Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın özellikle üyeliğini destekleyen bazı ülkeler var. Polonya var, Baltık ülkeleri var. Ama ABD başta olmak üzere Batı müttefiklerin, Batı ülkelerin çoğu bu üyeliğe karşı. Neden karşı? Çünkü Ukrayna üye olduğu zaman NATO kendisini doğrudan savaşın içinde bulacak. Yani Ukrayna'ya destek verelim ama savaşın içinde olmayalım. Tüm toplantılara katılıyoruz. Arkadaşlar bunlar hassas konular böyle NATO ile ilgili falan. Yayınlamazsanız tabii sevinirim, çekebilirsiniz. Sizde kalsın. Tüm Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları toplantısında ve zirvede bizim ülkelerin bu konuda kapalı oturumlar oluyor. Şu anda böyle bir üyelik söz konusu değil, gerçekçi değil bir. İkincisi, biz Türkiye olarak öyle veya böyle ne olursa olsun tarafsızlık politikamızı sürdüreceğiz. Bu politikamızdan vazgeçmenin bize hiçbir faydası olmaz. Şimdi bazı söylemleri görüyorum. Bazı siyasetçilerin sorumsuz açıklamalarını görüyorum. Efendim biz Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağız. O söylem bile şu anda Antalya'da 1 Mayıs geliyor, yüz binlerce Rus'un gelmesini engelledi. Çünkü olur da 14 Mayıs'ta seçim olur, uçaklar kalkamaz, kalırız endişesiyle. Ajanteler de böyle söylüyor, Ruslar da böyle söylüyor, Kültür ve Turizm Bakanımız üzerinde kafa yoruyor bunun sürekli. Maalesef bir söylemin bile bize zararı oldu. Şimdi NATO'ya üye oldu, diyelim ki oldu. Biz de NATO üyesiyiz. Biz Suriye'de kiminle çatıştık? Ne oldu? Hangi yardımı yaptılar? Bir sene sonra Polonya bir uçak göndermeye karar verdi. Bu NATO'nun 5. maddesi, battaniye dahil her türlü yardımı yapar diyor müttefiğe. Sonuçta burada ülkeler kendi karar verir de ama böyle bir üyelik şu anda söz konusu değil, onu söyleyeyim. Arkadaşlar, tüm dünya gıpta ediyor benim tarafsızlığıma. Bunu başarmak kolay bir şey değil ki. Ama kimse de bir şey diyemiyor. Rusya da bir şey diyemiyor, Ukrayna da bir şey diyemiyor. İki taraf da memnun. Rusya, Ukrayna'ya verdiğim desteği biliyor, kalem kalem biliyor. Egemenliğini destekliyoruz. Kırım'ın ilhakını, illegal ilhakını tanımıyoruz diyoruz. Rusya'nın yüzüne diyoruz. Kırım Tatarların hakkı diyoruz. Tutuklu Kırım Tatarlarını serbest bırak diyor. Her konuşmasında Cumhurbaşkanımız Putin'e söylüyor bunu. Montru diyoruz. Savaş diyoruz. Savaş gemilerini geçirmeyeceğiz diyoruz. Geçirmiyoruz. Sonuçta biz tarafsızlığımızı neden bozalım? Hocam, bize faydası ne? Enerji konusunda bir faydası var mı? Halen %40. Rusya'dan ithal ediyoruz. %45 hatta. Peki biz olmasak Tahal Anlaşması olur mu? Dünyanın her bir hanesine zarar. Şimdi sonuçta herkesin yapmak isteyip de yapamadığını Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan yapıyor. Her iki tarafla eşit bir şekilde görüşüyor. Macron bile çabaladı. Olmuyor. Bu işte doğal olur, suni olmaz. Genç kadın ve üniversite öğrencisi olarak ben sesleniyorum. Diplomasideki duruşunuz,
Düşmanımıza korku, dostumuza güven veriyor. Biz bu mecralarda sizlerle çok bir araya geliyoruz. Sosyal platformlarda arkadaşlarınız, uluslararası arkadaşlarınız bana şöyle dönüşler sağlıyor. Ya Dilara, bu politikacılarla, bakanlarla bir araya geliyorsun. Bizim kendi ülkemizde bırak bakanlarla, politikacılarla bir araya gelmeyi, korumasıyla bile bir araya gelemiyoruz diyor. Biz genç ve kadınlar olarak da siyasette, diplomaside aranızdaki o mesafeyi kaldırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu da çok karizmatiksiniz bakanım. Tam ben söyleyecektim, anladın galiba. Ben de bu ne şıklık, bu ne güzellik diyecektim. Bakanım, mesafeyi de orada koruyalım, koltuğu kaptırmayalım. Estağfurullah bakanım. Daha çok yolumuz çıkacak, yokuşlarımız var gençler ve kadınlar olarak da. Biz sizin çok hayranınızız. Biz dış politikada ne kadar güçlü olursak aslında dünyada da o kadar güçlü oluruz. Sizin duruşunuz gerçekten örnek alınabilecek bir duruş. Herkese nasip olmaz. Herkese de yakışmaz o koltuk. Teşekkür çok seviyoruz. Çok şımardım, vallahi şımardım. Şimdi herkes soruyor. Ya diyorlar ki bu ülkelere işte siyasetçilere bazen dersini veriyorsun vesaire. Allah'tan dolduruşa fazla gelen bir insan değilim. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, her milletimizin her bir ferdinin içinden geçen siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun, etnik geçmişi, içinden geçen duygular bizim de içimizden geçiyor. İki, biz hiç kimseye tepeden bakmıyoruz ki. Hiçbir kimseye. Hiçbir ülkeye. Hatta az gelişmiş ülkelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İlk defa az gelişmiş ülkelerin meselesi de gene G20 dönem başkanlığımızda G20'nin gündemine girdi. O gündür bugündür devam ediyor gelenek. Mesela bir Afrikalı bakan gördüğüm zaman ben nerede görürsem göreyim, BM'de başka bir toplantıda ilgi gösteriyor. Yani normalden de fazlası ama suni değil. Mesela Afrikalı bir bakan geliyor, çıkıyorum dışarıda, arabasının önünde bakanlıktan çıkıyorum, orada kucaklıyorum, koluna giriyorum, beraber içeri giriyoruz, fotoğrafımızı çektiriyoruz, sonra toplantıya gidiyoruz. Ama Batılı bir bakan beni nerede karşılıyorsa ben de onu orada karşılıyorum. Batılı veya Doğu Asyalı fark etmez. Buna kardeş ülkeler de dahil. Şimdi biz hiç kimseye tepeden bakmazken başkalarının bize tepeden bakmasına niye izin verelim? Oluyor. Ben dedim, gittim, anlattım, ders verdim falan göstermeye çalışanlar oluyor. Nezaketimizi bozmadan biz de usturuplu bir şekilde bilgilere dayanarak cevaplarımızı vermeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Ama çok da değişti. Yani Batı ülkeleriyle biz çok bunlar oturduk konuştuk. Bu kibirli tavırlarının yani zararlarını itiraf edenler de oldu. Kendileriyle çok konuştuk. Ama alışkanlıklar her zaman tabii bitmez.